Ama tabii Vedat'ın şöyle bir iddiası var. Eren bana gol atamaz diyor. Öyle bir iddiada bulundu sabahleyin. Orada size döndüm, siz yoktunuz abi. Yani yani atıyor musunuz? Hakikaten söylediği gibi sizden gol yemiyor mu antrenmanlarda? Ya Vedat abinin kaleciliği ortada zaten. Atamaz diyorsa doğrudur. Yani atamayız. Ama inşallah rakip kalecileri atarız. İnşallah. Temennimiz tabii ki. Yani. Temennimiz bu. Bu arada sizlere kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Çünkü yoğun bir tempo ile çalışıyorsunuz. İlk önce Malatya'daydınız. Birinci etap kamp olarak evet. Orada tamamladınız. Biraz birinci etaptan bahsedecek olursak kamp nasıl geçti Malatya'da? Gerçekten zor, yorucu bir kamp geçirdik Malatya'da. 12 günlük bir kamp geçirdik. Eksik yanlarımızı tamamladığımızı düşünüyorum. Bu kampta biraz daha topla çalışmalarımız var. Çok sıcağın altında bir kamp geçirdik. Ama bizim için iyi oldu. Biraz zor oldu ama iyi oldu. Şimdi ikinci etap kampımız başladı. Burada da yüklemelere devam ediyor hocamız. Oynayacağımız hazırlık maçları da var. Takımı görme açısından. Yeni bir takımız. 6 Ağustos'ta ilk hazırlık karşılaşması evet. Olacak. Yeni bir takımız. İnşallah eksiklerimizi göreceğiz bu hazırlık maçlarında. Yani şu anda bir sorun yok. Arkadaşlık falan çok iyi. Bu arada sen tabii takımda eskisin. Evet. 2 yıldır sen Malatya Spor'dasın. Bu seneki ambiyansı nasıl değerlendiriyorsun? Yani PTT için, PTT birincilik için. Ya vallahi kalan arkadaşlarımız da, gelen arkadaşlarımız da gerçekten kendini ispatlamış kaliteli oyuncular. Grubumuz da belli olduktan sonra direkt hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik zaten biz. Her sene zaten bu hedefle yola çıkıyoruz. Ben 2 senedir buradayım. 2 senedir takım şampiyonluğa oynuyor. Playoff'ta şanssız bir şekilde eleniyoruz. Ama inşallah temennimiz bu sene direkt olarak şampiyonluğu elde edip Malatya halkını hak ettiği yere getirmek istiyoruz. İnşallah. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz.